Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi fotosentez hızını etki eden faktörlerden bahsedeceğiz. Biz bu faktörleri ikiye ayıracağız arkadaşlar. Çevresel faktörler ve kalıtsal faktörler diye. Ve tabii ki bundan önce fotosentez için gerekli olan elementlerden bahsedeceğiz. Şöyle bir sayfamızı değiştirelim. Konumuza devam edelim. Şimdi başlığımızı yazalım arkadaşlar. Fotosentez hızına etki eden faktörler. Etki eden faktörler. Arkadaşlar dediğim gibi ikiye ayıracağız fotosentez hızını etki eden faktörleri. Ama ilk önce şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi fotosentez hızına etki eden faktörlerden bakın biri de mineral miktarıdır. Şimdi mineraller veya elementler. Bu elementlerin ortamda bulunup bulunmamasına göre fotosentez hızı değişiyor. Fotosentez hızı ortamda bulunan minerallerin en azına göre ayarlanıyor. Biz buna minimum kuralı diyoruz. Minimum kuralı. Minimum kuralını unutmayın. Fotosentez ortamda bulunan en az minerale göre ayarlanır hızı. Biz buna minimum kuralı diyoruz arkadaşlar. İsterseniz şöyle yazalım. Şimdi ortamda yeterli molekül bulunduğunda en az olana göre fotosentez hızı ayarlanır. Fotosentez hızı ayarlanır. Bu olaya minimum kuralı denir. Minimum kuralı denir. Arkadaşlar mesela şöyle düşünün. Diyelim ki demir var, klor var, azot var, işte kalsiyum var. Bunlardan en az olanı demir. Diğerleri normal seviyede. Fotosentez hızı neye göre ayarlanıyor o zaman? Demire göre. Şimdi normalde demir direkt olarak hani bitkide yapıya katılmaz. Yani klorofilin falan yapısına katılmaz. Ama klorofil üretimi için gerekli olan bir mineraldir. Bu yüzden de en az olan demir olduğu için ne yapacak? Ona göre ayarlanacak fotosentez hızı. Biz buna ne diyormuşuz? Minimum kuralı diyormuşuz. Şimdi gelelim fotosentezi şöyle bir ayıralım arkadaşlar faktörlerimizi. Bir tanesi diyeceğiz kalıtsal faktörler. Kalıtsal faktörler. Diğerine ne diyeceğiz? Çevresel faktörler. Çevresel faktörler. İlk önce kalıtsal faktörleri vermek istiyorum. Çünkü kalıtsal faktörleri sadece isim olarak verip geçeceğim arkadaşlar. Hani onlarda grafik yok. Sadece isim olarak bilmemiz yeterli. Nedir bu kalıtsal faktörler? Şunlardır. Mesela kütikula kalınlığı. Arkadaşlar kütikula bir yaprağın üstünde bulunan mumsu bir tabakadır. Bu kütikulanın kalınlığı arttıkça fotosentez hızı azalır. Neden? Çünkü kütikula suyun karbondioksitin daha sonra ışığın geçirgenliğini azaltıyor. Bu yüzden de fotosentez hızı da buna bağlı olarak ne yapacak? Azalacak. O zaman şöyle yazalım. Kütikula kalınlığı arttıkça fotosentez hızı azalır. Kalıtsal faktörümüz bu. Daha sonra gelelim yaprak ayasına. Arkadaşlar, yaprak ayasının genişliği. Bakın, yaprak ayası şudur. Elimi bir yaprak olarak düşünürseniz, avucum benim ne oluyor? Yaprağın ayası oluyor. Yani yaprağın yüzeyine biz ne diyoruz? Yaprak ayası diyoruz. Arkadaşlar yaprak ayası genişliği arttıkça ne olacak? Arttıkça fotosentez hızı artacak. Çünkü ne kadar genişse o kadar kloroplast vardır. Dolayısıyla fotosentez hızı artar. Gelelim üçüncü özelliğimize. Stoma sayısı arttıkça ne olur? Arkadaşlar stoma ne yapıyor? Karbondioksitin geçmesini sağlıyor. Dolayısıyla karbondioksitin suyun geçişini sağlıyorsa, oksijenin çıkışını sağlıyorsa, o zaman stoma sayısı arttıkça fotosentez hızı ne yapar? Artar. Gelelim bir diğerimize. Kloroplast sayısı arttıkça yine fotosentez hızı
Artar. Çünkü neden? Fotosentez kloroplastlarda yapılıyor. Gelelim bir diğerine. Arkadaşlar yapraktaki tüy sayısı. Yapraktaki tüy sayısı arttıkça fotosentez hızı ne olur? Şimdi yapraktaki tüyler yine ışığın geçirgenliğini azaltıyor. İşte karbondioksitin geçirgenliğini azaltıyor. Dolayısıyla bu yüzden de fotosentez hızı ne olacak arkadaşlar? Tüy sayısı arttıkça azalacak. Özellikle bu olay yapraktaki tüy sayısının fazla olduğu bitkiler kurak ortam bitkileridir. Çünkü terleme olayı daha az gerçekleşsin, su kaybı daha az olsun diye arkadaşlar. O yüzden de oralarda fotosentez hızı daha düşüktür diyebiliriz o bitkilerde. Gelelim diğerine. Sitoplazmadaki su miktarı. Arkadaşlar, şimdi fotosentez için su gerekli mi? Evet, gerekli. O zaman sitoplazmadaki su miktarı arttıkça fotosentez hızı ne olacak? Artacak. Sitoplazmadaki su miktarı. Bakın ortamdaki su miktarı değil, sitoplazmadaki su miktarı diyoruz. Arttıkça fotosentez hızı artar. Evet, böylece kalıtsal faktörlerimizi bitirmiş olduk. Şimdi gelelim arkadaşlar çevresel faktörlere. Çevresel faktörlerden ilki sıcaklıktır. İlki sıcaklık. Ve önemlidir arkadaşlar. Mutlaka karşınıza sıcaklıkla ilgili grafik çıkar. O zaman A diyorum sıcaklık. Hepsini zaten grafik olarak anlatacağım. O yüzden de yaz olarak yazmayacağım. Grafikten zaten çıkaracağız ne demek istediğimi. Arkadaşlar fotosentez hızının sıcaklıkla ilgili ilişkisini gösteren grafiğimiz şu şekilde olur. Bakın şuraya fotosentez hızı diyorum. Fotosentez hızı. Şuraya da sıcaklık diyorum. Şimdi sıcaklığın düşünün sıfırdan 50 dereceye kadar olduğunu düşünün. Şöyle 10, 20, 30, 40. Ne olacak? Sıcaklık bir kere neyin yapısını bozuyor? Enzimlerin yapısını. Fotosentezde de görevli olan enzimler yok mu? Var. O zaman bir süre bakın fotosentez hızını sıcaklık arttıkça artırır ama daha sonra ne olur arkadaşlar? Hop fotosentez durur. Neden? Çünkü enzimler sıcaklıkla bozuluyor. O yüzden enzimlerin yapısı bozulduğu için de ne olacak? Sıcaklıkla arkadaşlar ters ilişkili olacak. Sıcaklık arttıkça fotosentez ne olur? Düşer. Hatta bir süre sonra biter enzimlerin yapısı bozulduğu için. Sıcaklıkla ilgili grafiğimiz bu şekilde. Gelelim bir diğer grafiğimize. Su miktarı diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle B diyeyim şuraya. Su miktarı. Yani ortamdaki su miktarı. Bakın şurası sitoplazmadaki su miktarıydı. Ben şimdi ortamdaki su miktarına bakıyorum. Su miktarı ile ilgili grafiğimiz de şöyle olur. Arkadaşlar bir kere fotosentezin başlaması için yani ortamda belirli bir miktar su olması lazım. Zaten enzimlerin çalışabilmesi için ortamda %15 su olması gerekiyor. O yüzden grafiğimiz buradan başlayacak. %15'lik kısımdan. Bir süre artar. Sonra diğer maddelerin eksikliğinden dolayı veya işte diğer maddeler sürekli artmadığı için ne olur? Sabit devam eder. Direkt olarak bitmez. Sadece sabit devam eder. Şöyle geliyorum. Şu alt kısma yazayım. Biraz ters gibi gelecek ama C diyorum arkadaşlar şuraya. Karbondioksit yoğunluğu. Karbondioksit yoğunluğu. Şimdi bu da aynı su gibi. Bakın. Şöyle bir grafik çizeceğiz karbondioksit yoğunluğuna da. Yine fotosentezin başlayabilmesi için ortamda 0,05 miktarında arkadaşlar karbondioksit olması gerekiyor. O yüzden ne yapacak karbondioksit yoğunluğunda grafiğimiz? Yine bir süre artacak. Sonra sabit devam edecek. Bu şekilde bir grafik çizeceğiz. Gelelim ışığın dalga boyuna arkadaşlar. Zaten Engelmann deneyini anlatmıştım size. Işığın dalga boyuyla ilgili olan deneyini. Ben şimdi ışığın dalga boyunu bir de grafikle göstereyim. Şöyle D diyorum. Işığın dalga boyu diyeceğiz. Arkadaşlar ışığın dalga boyuna baktığımızda bakın şöyle bir grafik çıkacak karşımıza. Şöyle bir grafik. Şu şekilde. Şöyle bir grafik. Dalgalı bir grafik çıkıyor. Neden böyle dalgalı çıkıyor? Çünkü fotosentezin en yüksek olduğu dalga boyu hangisiydi? Mor ve maviydi, değil mi? Şöyle şuraya mor diyorum. Şuraya da mavi diyorum arkadaşlar.
Peki en düşük olduğu hangisiydi? Yeşil. O zaman burası yeşil oldu. Sonra giderek artacak. Sarı. Sonra buraya turuncu gelecek. Turuncu. Ve en sonda arkadaşlar kırmızı. O zaman en yüksek nerede? Mor ve mavide. Sonra kırmızı da turuncu, sarı. En az ise hangisinde gerçekleşiyor? Yeşilde. Bakın yeşil ışıkta fotosentez yoktur diye size yorum yaptırmak isterler. Ama yanlış olur. Yeşil ışıkta fotosentez vardır ama azdır arkadaşlar diğerlerine göre. O yüzden bunu kesinlikle karıştırmayın. Evet, bir de son olarak E diyeceğim şuraya. Işık şiddeti diyeceğim arkadaşlar. Işık şiddeti. Yani ben ışığı eğer şiddetli bir şekilde verirsem bitkiye nasıl olur bizim fotosentez hızımız? Arkadaşlar, ışık şiddetine baktığımızda güneş bitkilerinde ve gölge bitkilerinde farklılık gösterecek durum. Yani şöyle olacak grafiğimiz. Şimdi bunun üstünde iki tane eğri çizeceğim. Bunlardan bir tanesi güneşi seven bitkiler için, diğeri de arkadaşlar gölge bitkiler için. Eğer ki ben ışığı artırırsam güneş bitkileri ne yapar? Güneş bitkileri bol miktarda fotosentez yapar. Güneş bitkileri. Ama gölgeyi seven bitkiler ne yapar? Az fotosentez yapar. Gölge bitkileri. Bu şekilde de ışık şiddetiyle ilgili bir yorum yapabiliriz. Yani bize en çok karşımıza çıkacak olanlar sıcaklık, su miktarı ve karbondioksit yoğunluğudur. Diğerleri arkadaşlar çıksa bile hani kolaylıkla yapılabilecek olanlardır zaten. Ama şunları dikkatli bir şekilde çizmenizi, dikkatli bir şekilde yoğunlaşmanızı öneririm. Evet, böylece fotosentez hızını etki eden faktörlerimizi de bitirmiş olduk. Kalıtsal ve çevresel olarak ayırdık. Konumuzu anlattık. Sonraki videoda arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşte bitkiler adaptasyonu nasıl sağlamış? C3, C4 ve cam bitkilerinden bahsedeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.